Cevap ver Halide. Doğru mu bunlar? Doğru, evet. Çünkü ne idüğü belirsiz bir kızın gelip çiftliğe hanım olmasına izin veremezdim. Rahmetli anne babama senin gibi ihanet edemezdim abi. İhanet ha? Güllü benim eşim Halide. Ona böyle davranarak beni, abini sırtından bıçaklamıyor musun? Ailemize asıl büyük ihanet bu değil mi? Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım abi. Eğer bunun için beni çiftlikten kovacaksan hiç durma. Hayır. Seni kovarak haklı çıkarmayacağım. Kendi edebinle gitmeni bekleyeceğim. Tabii sende biraz edep, biraz vicdan kaldıysa hala. Görüyor musun Muzaffer Bey'in yaptığını? İnsan olan bir insan kalkıp da öz be öz kardeşini evden kovar mı hiç? Ha? Ya işte böyle Seyyare Hanım. Ben bu güllü soyhası hepimizin başına çorap örecek dediğim zaman sen dur karışma diyordun. Kızım ben senin iyiliğin için söyledim. Sana laf gelmesin diye. Yoksa bana ne? İt dişi, domuz derisi. Yesinler birbirlerine. Ama sen daha dur, sen daha dur. Aha ben buraya yazıyorum. Bu güllü hepimizi bu çiftlikten attırmazsa bana da gülüzler demesinler. Niye bunca zaman sustu? Niye beni kaçırdılar demedi? Niye? Niye? Çünkü Bey'le evlenmesine Halide'nin karşı gelmesi lazım geliyordu. Kadını tehdit yoluyla susturdu ki Muzaffer'e rahat, rahat nikah bassın. Hesap işleri bunlar hep, anam hesap.
Tevfik. Madem öyle, Güllü Muzaffer Bey'in Halide Hanım'ı evden kovacağını biliyordu da. He. Daha önce niye söylemedi ha? Aynı şey değil mi? Değil. Çiftliğe dün gelip bunu söylemek başka, çiftliğin hanımı olduktan sonra söylemek başka. Güllü'yü bağ evinde Halide dövmüş. Aa, kendinle kulağından duydum. Duydum. İntikamını yavaş yavaş acı çektire çektire günden güne almak dururken, kadını parmağında oynatmak varken niye hemencik deyiversin? Yeter artık be! Yetti! Burada bütün bir aile lime lime olmuş dağılırken, bütün aile fertleri, akrabayı talukat dahil bir tarafa savrulurken siz oturmuş hala dedikodu yapıyorsunuz. Onun bunun hesabını yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Neden daha önce söylemedin? Çünkü neticenin böyle olacağını biliyordum. Beni tanıdıkça kabullenir, belki yaptıklarından pişman olur diye düşündüm. Pişman olmamış işte. Pişman olmak bir yana, gün geçtikçe daha çok diş bilemiş sana. Bir de akıllı olmakla övünürüm. En yakınımdaki insan. Kız kardeşim. Karımı ortadan kaldırmak için arkamdan ne dolaplar çeviriyormuş da haberim bile olmuyormuş meğer. Utanıyorum kendimden. Saçmalama lütfen. Hayır Muzaffer. Dürüstçe cevap ver. Eğer benimle evlenmekten pişmanlık duyduysan, her şeyini kaybedeceksen babamın evine hemen geri dönmeye hazırım. Neler saçmalıyorsun Allah aşkına Güllü? Benim yüzümden öz be öz kardeşini kovdun. Sürekli bela açıyorum başına. Allah benim cezamı verecek. Gel buraya. Seni sevmekten, senin evlenmiş olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım, duymayacağım. Bir daha sakın böyle sözler söyleme. Anlıyor musun? Halide sana acı çektirirken sırf ben üzülmeyeyim diye tek kelime bile etmedin. Söz veriyorum bundan sonra hiç kimsenin sana acı çektirmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimse. Efendim. Zekai ben. Halide'nin bizde olduğunu söylemek için aradım. İyi. Umursamıyormuş gibi yapma Muzaffer. Merak ettiğini biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimmiş? Zekai. Ne diyor? Haber vermek için aramış. Halide onlardaymış. Saat geç oldu. Hadi git yat sen. Sen gelmiyor musun? Benim biraz çalışmam lazım. Yeni alacağım makineler için yaptıkları teklifi inceleyeceğim. Peki. İyi geceler. İyi geceler.
kız abimi sevmiyor. Adım gibi biliyorum ben bunu. Sadece güç ve para için evlendi abimle. Atın yerine eşeği bağlamam diyordu. Çiftliğe hanım olmayı kafasına koymuştu bir kere. Ramazan yetmezdi ona. Çocuğun da gururuyla oynadı. Şerefini iki paralık etti. Ben ne yapsaydım peki? Bütün bunlar gözümün önünde olup biterken çekilip bir köşeye beklese miydim? Haklısın elbet. Ama bak öfkeyle kalkıp zararla oturan sen oldun. Abini kaybettin neticede. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çabalasam da kızın kazanmasına mani olamadım. Durun bir dakika, durun. Bu tip olaylarda öyle kazanan, kaybeden diye bir şey olmaz. Sonuçta bunlar her ailede meydana gelebilecek sıradan şeyler. Abisi kızı çiftlikten kovmuş Zekai. Bunun neresi sıradan Allah aşkına? Sıradan elbette. Hele söz konusu olan Muzaffer'se. Muzaffer öyle bir anda parlar, ortalığı yıkıp döker ama 5 dakika sonra da pişman olup içine atar üzüntüsünü. Ya 40 yıllık ortağımı tanımaz mıyım ben? Senin 40 yıllık ortağınsa bu kızın da 40 yıllık abisi. Bu kadar üzülmesi boşuna mı canım? Canım onu demek istemedim elbette. Bakın ben yarın bir aklını başına al Muzaffer konuşması çekerim. Her şey nasıl yoluna girer görürsünüz. Zekai Bey lütfen. Çok rica ediyorum sakın böyle bir şey yapmayın. Araya aracılar koydurup kendimi affettirmeye çalışıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Niye Halideciğim? Ne sakıncası var? Ya sonuçta siz hasım değil, abi kardeşsiniz. Israr etmesene Zekai. Kız istemiyorum diyor işte. İyi. Şimdi seni güzel bir uyku paklar. Hadi gel, sana yatacağın yeri göstereyim. İyi geceler Zekai Bey. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Madame Emma'ya mı? Evet. Traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovma. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım da elime doğrultursun. Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşim bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çiftlikte hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı ederdin? Halide Ramazan'la bir olup eşimi kaçırdı Yasin ağa. Unuttun galiba. Unutmadım. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. Hayret valla. Bugün maşallah kuzu gibisin. Hiç sesin soluğun çıkmıyor.
Herhalde salıncağını salladığın Halideciğine ne yılan bir karı olduğunu öğrendiğin içindir. Hayır Güllem. Asıl senin ne şeytan olduğunu öğrendiğim için susuyorum. Ne şeytanlık yapmışım ben? Sırf Muzaffer'le evlenebilmek için Halide'yi yaptıklarını abine söylerim diye tehdit etmişsin. Daha ne olacak? Oh, iyi yapmışım. Utanmadan bir de o kadını mı müdafaa ediyorsun bana? Hayır. Ben eski Güllü'den bahsediyorum. İyi yürekli, saf ve temiz Güllü'den. Sana kaç defa söyleyeceğim. O Güllü öldü. Çıkar şu maskeyi artık suratından. Bu sen değilsin. Bildiğim, tanıdığım Güllü bu değil. Şu haline bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne varmış benim halimde? Ha? Ne varmış? Sana Halide'yi tehdit ettiğimi anlatanlar, Halide'nin çiftliğe adım attığım günden beri bana nasıl eziyet ettiğini de anlattılar mı? Ha? Beni her Allah'ın günü terbiyesiz, görgüsüz diye aşağıladığını, Zaloğlu'yla birlik olup dağlarda, mağaralarda aç susuz it gibi dolaştırdığını, elimi ayağımı bağlayıp nasıl tokatladıklarını anlattılar mı? Sen de intikamını aldın öyle mi? Evet, öyle. Yazık. Meğer senin de babanla abinden bir farkın yokmuş. Ne diyorsun sen be? Onlar seni, sen de vicdanını para ve zenginlik için sattın diyor. Satmadım. Sattırdılar. Uğruna ölümü bile göze aldığım bir adam sattırdı bana vicdanını. Hadi geç arabaya. Derse geç alalım. Eniştem geliyor. Vay, enişte. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Hamza. Nasılsın bakalım? Allah'ıma çok şükür be enişte. Sağlığına duacıyız. Âlâ. Enişte be. Kızmazsan sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ya ben şuncacık çocukluktan beri bu fabrikadayım. Gece demeden, gündüz demeden, dişimle, tırnağımla uğraşa dediğine çır çır katibi oldum. Sade de gel Hamza. Ya diyorum ki, tabii ki ne senin için de uygunsa şöyle idarede masa başı katipliğine geçeyim. Bakarız, bakarız. Hadi işine dön sen. Bakarızmış. Kolay gelsin Zaloğlu. Az önce kimi gördüm bil bakalım, enişte mi? Senin selamını söyleyecektim önce, sonradan vazgeçtim. Ama çıkarken yakalayacağım gene. Ne de olsa enişten. Muhabbet etmemek olmaz değil mi? Para istiyorsun. Yok. Yazık yavuz sana, yazık. Enişteme deyim de senin haftalığına biraz zam yapsın ha? Allah'ın mesafe. Neyse lan? Rakı parası diyorum. Al. Zıkkımı kökünü iç. Ama bundan sonra benden zırnık alaman, anlıyor musun? Şimdi kalk git. Sen dayına muhtaç olduğun sürece... Thank you.
Ben senden daha çok paranı yerim Zaloğlu. Bu traktörlerin motor hacmi 1600 santimetre küptür. Gücü ise 225 beygirdir. Evet, benzinli bunlar değil mi? Benzinli evet. Ama bir 6 ay daha beklerim derseniz dizel modellerimizi de getirteceğiz. Ne dersin Muzaffer? Ha? 6 ay daha bekleyelim mi? Kusura bakmayın, ne diyordunuz? Beyefendi 6 ay daha beklerseniz dizel olanlarını da getirteceğim diyor. Şöyle yapalım. Biz aramızda bir fikir teatisinde bulunalım. Size de sonra haber verelim, oldu mu? Peki o zaman. Güle güle. Sizden haber bekliyorum Zekai Bey. İyi günler. İyi günler. Neredesin sen ya? Anlamadım. Anlamazsın tabii. Ya, toplantının başından beri aklım başka yerde. Ne oluyor? Sıkıldım. Sıkıldın mı? İyi. Kalk hadi. Kalk kulübe gidelim. Seni kendine getirse getirse bir orası getirir. Hadi. Evet evet iyi olur. Bu iyi fikir. Değil mi? Allah madem bana pek marveye gelmedi. Bunun nesini seviyorsunuz Allah aşkına? Hamamda birbiriyle kavgaya tutuşmuş kadınlar gibi cırlıyorlar. Ya mon dieu. Ha siz Mozart'ın müziğine nasıl böyle bir yakıştırmada bulunursunuz? Ha adab-ı muaşeret klasik müziksiz olur mu hiç? Hoş. Zaten geldiğinizden beri dersle alakanız yok. Bugün pek havamda değilim madem, kusura bakmayın. Ama kuzum, siz hiçbir zaman havanızda olamıyorsunuz ki zaten. Esasen ben bu derslerin size faydası dokunduğundan da şüpheliyim. Madem, bana bugün de müsamaha gösterin. Bir daha sizi hiç üzmeyeceğim, söz. Bu kaçıncı söz? Neyse, dersi bitirelim de azat olun bari. Teşekkürler madem. Yalnız bu defa hakikaten söz vereyim. Bugün evde Fransızca çalışmaya devam edeceksiniz. Oldu mu? Oldu madam. Oui. Vallahi şekerim, kalemi desem, şato mu desem, bir bina. Yanında da bir adam duruyor. Aa, vallahi Muzaffer bu. Bak. Yapma Allah aşkına. Muzaffer kız, al işte boy poz filan. Hık demiş burnundan düşmüş yeminle.
E'si kale yanında Muzaffer, abin son derece güvenilir, sağlam bir insan demek. Durup durup aynı yere geliyorsun Neriman. Az evvel de güvercin çıktı, çok mutlu bir haber. Barışma olacak demiştin. Ama sende de ne inat varmış şekerim. Biraz alttan alsan fena mı olur yani? Ben mi alttan alacağım? Hı. O beni evden kovdu. Bütün bunların üstüne ayağına kadar gidip beni affetmesini mi isteyeceğim? Madem öyle, bak biz şöyle yapalım. Şimdi yarın Zeka ile Muzaffer bir av partisi düzenleyecekler. Hanımlar da davetli, piknik gibi. Sen de gelirsin. Bir fırsat çıkar, abinle konuşur, barışırsınız belki ha? Olmaz. Of Halide. Niye işi bu kadar yokuşa sürüyorsun anlamıyorum. Geldin. Hoş bulduk. Ne yüzle geldin sen buraya? Hiç mi utanman, arlanman yok senin? Seni almaya geldim. Gel çiftliğe geri dönelim. Seni abinle barıştıracağım. Seni affetmek benim için çok zor olacak ama artık buna da katlanmam gerekiyorsa katlanırım. Ben seni affettikten sonra abin de seni affedecektir. Doğru. Prenses Hazretleri. Siz istediniz mi, abim her şeyiyle kul köle olur size, değil mi? Bir de dinizi iki etmez. Ama ben abim değilim. Senin o melek numaraların vız gelir tırıs gider. Halide yapma. Beni affedecekmiş. Daha düne kadar fabrikamda çalışan kız çıkmış karşıma beni affedeceğini söylüyor. Allah'ın andavalı. Defol git buradan. Yoksa saçlarından tutar atarım seni dışarı, defol. Yapma Halide, yeter. Bırak Neriman, konuşsun. Ben de kabahat buraya gelmeyecektim. Çünkü senin ne yılan bir kadın olduğunu unutmuşum. Gelmiş. Daha ne istiyorsun? Tamam Neriman. Sen de daha fazla üstüme gelme. Şimdi nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bağ evine gidiyorum. Rahmetli babam tapusunu üstüme yaptırmıştı. Muzaffer Bey'le sevgili eşi gelsinler de oradan da kovsunlar bakalım. Hayret. Geldiğimizden beri hep başka şeylerden bahsediyorsun. Beni azarlamayacak mısın? Azarlamak mı? Hangi konuda? Aa, hiç rol yapamıyorsun Zekai. Hangi konuda olacak? Halide için. Ben o meseleyi gelin kaynana arasındaki tartışmalara benzetiyorum azizim. İki kadın evin oğlu yüzünden birbirine girmiş. Kavga etmişler. Sonu öyle ya da böyle tatlıya bağlanacaktır. Göreceksin. Ben senin kadar rahat olamıyorum işte. Keşke olabilsen. İnsan da sevgiden önce saygıya önem veriyorum. Benim yapım bu. Halide Güllü'ye karşı yaptıklarıyla beni hiçe sayıyor. Bana saygısızlık ediyor. Asıl kızgınlığım buna. O yüzden bendeki değerinden kaybediyor. Hmm. Boşuna dememiş adam. İnsanlar rakamlara benzer. Durumlarına göre değer kazanırlar diye. Hangi adam demiş bunu? Boş ver şimdi.
Halide'nin bu duruma düşmesi kendi hatası değil mi sence? Muzaffer, fabrikanda çalışan işçi bir kızla birdenbire evlenen de sensin ama. Nasıl yani? Şimdi de sınıf ayrımı mı yapmaya başladın? Hayır tabii ki. Ama bu meselede Halide'yi de anlamaya çalışmak lazım diyorum. Yıllardır çiftlikte kurduğu, alıştığı bir düzeni var. Padişah kızıyla bile evlensen benzer bir sorun yaşanabilirdi. Ya işte kendi ağzınla itiraf ettin. Biz erkekler ne kadar iyi niyetli olursak olalım, kadınlardaki vesvesenin önüne geçemiyoruz bir türlü. İyi. Sen böyle düşünmeye devam et o zaman. Niye daha sert bir şeye geçmiyoruz ki? Bakar mısınız çocuklar? Buyurun efendim. Bunu değiştirin. Daha sert bir içki lütfen. Elbette efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Merak ettim seni. Yemeğe bekledim. Hoş bulduk. Zeka ile kulüpteydik. Lafladık biraz. Ya. Sen neler yaptın bakalım? Hiç. Madame Emma opera dinletti bugün bana. Kafamı şişirdi. Sıkıntıdan patladım. Zekailer yarın bir av partisi yapıyorlar. Birlikte gideriz. Eğlenirsin biraz. Gerçekten mi? Ben eskiden beri bayılırım ava. Eskiden beri mi? Fabrikadan arkadaşlarımla hafta sonu kuş vurmaya falan mı gidiyordunuz ki? Şey, ben... Lafın gelişi işte. Kusura bakma. Boşboğazlık ettim. Ben özür dilerim. Ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Hadi gidelim, keklikler beklemez. Yasin'a, senin ne işin var burada? Sabah Zekai Beylere telefon ettim. Burada olduğunuzu söylediler. Müsaade var mı? Tabii. Buyur, ne demek?
Geç otur şöyle. Ben de kahve yapıyordum. Bak sana kısmetmiş. Zahmet etmeseydiniz. Misafir gelmişsin evime. Ne zahmeti? Genç kızken rahmetli anneniz büyük ağaya ısrarcı olup bu evi sizin üstünüze yaptırmıştı. Sanki olacakları evvelden görmüş gibi. Sağ olun. Dün gece Behiye yengemi düşündüm. O hayattayken çiftlikte ne kadar mutlu olduğumu. Onun zamanında bütün Adana ahalisi ailemize gıpta ederdi. Saadetin, birliğin, onurun mümessilleri gibiydik. Şimdi ise herkes Güllü ile mal mülk kavgası yaptığımı zannediyor. Oysa ben o yok olan günleri geri getirme derdindeyim Yasin Ağa. Ama elinizi eteğinizi çekip buraya sığınmakla o günleri geri getiremezsin Salide Hanım. Mücadele etmekten yoruldum Yasin Ağa. Ne yaparsam yapayım abimin gözünü açamıyorum. Sonunda şeytan ben oldum, sen de gördün işte. Bunca yıldır kimse giremedi sizin aranıza. Burada oturup da Güllü'nün girmesine fırsat mı vereceksiniz? Abim istemedikten sonra ben ne yapabilirim ki? Muzaffer Bey'le barışmadan bu iş çözülmez Halide Hanım. Biliyorum, biliyorum ama... Gururunuza yediremiyorsunuz değil mi? Şimdi gurur yapma zamanı değil. Birlik olma zamanı. Abinizle barışıp çiftliğe dönerseniz... o zaman Güllü aranızda yıkılmaz bir birliktelik olduğunu anlar. Anlaması bir şey değiştirmez ki. Neticede kız hala çiftlikte olacak. Olacak. Evet ama direnci de kırılmış olacak. Savaşlar tek bir meydan muharebesiyle kazanılmaz Halide Hanım. Cephe cephe, hatta siper siper dövüşmek gerekir. Muzaffer Bey Sarıçam'a ava gitti. Avda neşesi yerinde olur. Hadi, fırsat bu fırsat. Alayı gördünüz mü? Nerede? Şuradaki meyile yayılmışlar bak. Yukarıdan dolanıp basmak lazım. Hadi. Kekler havalanınca kaç taneler sayılar? Tamam. Gönder hayvanları. Vurdum. Ben de. Karavana. Kaç saydın? 15. İkisi düştü, kaldı 13. Gel bakalım. Tut şimdi bunu. Dipçi omzuna yasla. Güzel. Elini birazcık da burada. Tamam, sıkı tut. Buna nişan attı diyorlar. Göz, gez, arpacık. Arpacık tüfeğin ucunda. Gez burada. Göz de malum gözün. Hedef. Gez ve
arpacıkla aynı hizaya geldiğinde tetiğe basacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Halide değil mi o? Halide Hanım. Halide Hanım. Halide? Ne oldu Kemal? Halide? Kemal? Sen git arabayı çalıştır. Baş üstüne. Halide. Dayan hemşire. Allah'ın işine bak ya. Aynı şey bir adamın başına iki kere nasıl gelir? Önce rahmetli karısı, şimdi de kız kardeş. Kader işte azizim. Ne yapabiliriz ki? Allah korusun. Behiye gibi Halide de o yataktan felç olup kalkamazsa... Muzaffer bu sefer kendine bir fenalık yapar diye korkuyorum. Adam, siz çok mu iyi tanırdınız Behiye Hanım'ı? İyi tanırdım tabii. Sık sık elinde moda dergileriyle bana gelir. Orada gördüğü elbiseleri dikmemi isterdi. Çok mu severdi Muzaffer Bey? Çok severdi. Hani filmlerde, romanlarda olur ya... öyle bir aşktı ikisinin aşkı. Peki, eceliyle mi öldü Behiye Hanım? Eceliyle. Ama zaten o kazadan sonra yarı ölü gibiydi. Ne kazası? Atıyla dolaşırken at yılandan mı ne ürkmüş, uçurumdan aşağı yuvarlanmışlar. O günden sonra felçli kaldı Behiye Hanım. Ne feci? Çok feci. Öyle kötü bir vaziyetteydi ki... boyundan aşağısı tutmuyordu. Sonra... bir gün duyduk ki...
intihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Nasıl? Çiftliktekilerin anlattığına göre yıkanmak için küveti doldurtmuş. Sonra beni yalnız bırakın diye herkesi çıkartmış banyodan. Yarım saat, bir saat sonra hiç ses çıkmayınca gidip bakmışlar. Behiye Hanım suyun altındaymış. Çok yazık. Muzaffer, çok özür dilerim. Yanlışlıkla patladı tüfek, yemin ederim. Köpek dibimde havlayınca... Biliyorum. Benim hatam. Tüfeği eline vermemeliydim. Hastamızı görebilirsiniz Muzaffer Bey. Vaziyeti nasıl? Korktuğunuz kadar kötü değil. Düştüğünde başına ve omuriliğine zarar gelmemiş Allah'tan. Kolunda kırık ve ayak bileğinde bir çatlak var. Oh, çok şükür. Gece müşahede altında kalsın, yarın eve götürebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kemal, sen Güllü'yü çiftliğe götür. Burada kalmanızın bir manası yok. Bağ üstüne efendim. Yasin Ağa, sen de git. Ben kalsam, belki ihtiyaç olur. Peki, nasıl istersen. Hadi siz gidin. Beni çok korkuttun hemşire. Sana bir şey olsaydı ne yapardın? Abi. Beni affedebilecek misin? Artık bunları konuşmayalım, ne olur. Mühim olan tek şey senin iyi olman. Doktor yarın taburcu edebileceğini söyledi. Bu gece yanında kalacağım. Yarın çiftliğe birlikte döneriz. Demek işi buraya kadar vardırdın ha. Ne demek istiyorsun? Az kalsın öldürecekmişsin Halide Hanım'ı. Saçma sapan konuşma. Kazayla ateş aldı tüfek. Ne malum tetiği bilerek çekmediğin? Yeter artık üstüme geldiğin Kemal. Senden de senin bu zırvalamalarından da bıktım usandım. Yarından tezi yok, çekip gideceksin çiftlikten, anladın mı? Anladım Güllü Hanım. Ama beni Muzaffer Bey işe aldı. Madem benden memnun değilsiniz... Çıkın karşısına, ona söyleyin, gereğini yapıversin. Thank you.
Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hanımım. Bir an evvel iyileşin diye sabaha kadar dua ettim. Ama şimdi iyisiniz şükür değil mi? Hadi gevezeliği bırak da koş yatağı hazırla. Yatağı çoktan hazır. Limonatalar, şerbetler kaynattım size. İçersiniz değil mi? İçerim Gülizar. Hadi Gülizar, işinize bak. Yavaş. Rahat mısın? Benden istediğin bir şey var mı? Hayır abi, teşekkür ederim. Bak, hazır hasta nazı durumundayken bir şey istiyorsan söyle. Yeni bir araba falan hemen gidip alayım ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Biz çıkalım. Bir şeye ihtiyacın olunca seslen. Ne mi oluyor? Hiç, ne olacak? Halide geldi diye seviniyorum. Daha iki gün önce Halide'yi kovdum diye bana kızıyordun. Ne oldu şimdi? Niye surat asıyorsun kızcağıza? Hata etmişim, tamam mı? Tamam değil. Artık bu evde küslük, dargınlık istemiyorum. Hemen şimdi her şeyi konuşup halledeceğiz. O zaman söyle hemşirene de bundan böyle bana insan gibi davransın. Canım bir hata yapmış ve yaptığının cezasını fazlasıyla çıkıyor zaten. Senin de bir olgunluk gösterip bunu affetmen lazım değil mi? Etmedim mi zannediyorsun? Nerimanlardayken ayağına kadar gidip özür bile diledim. Çiftliğe geri dön, abinle seni barıştırayım dedim. Hakaret üstüne hakaret. Bir kovmadığı kaldı beni. Neriman'la Kemal şahidimdir, onlara sor istersen. Kaçırttı, dövdü, ses etmedim. Çiftliğe geldiğim günden beri her Allah'ın günü hakaret, aşağılama ses etmedim. Ama artık yeter. Eğer bundan böyle üstüme gelirse misiliyle karşılığını görür Muzaffer. Haberin olsun. Afiyet olsun usta. Bakalım beğenecek misin? Estağfurullah. Zahmet etmiş, emek vermişsin. Beğenmemek ne demek? Oo, kıyma da koymuşsun. Bir sürü masraf ettirdik demek sana. Aman, 200 gram kıymanın lafı mı olur Allah aşkına? Ay ne olur doğruyu söyle usta. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Rahmetli anamın yemekleri gibi olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi mi? Beğendin yani ha? Yiyebilsem bütün tencereyi yerim. Sen otur usta, ben bakarım. Kemal sen misin? Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pakize'nin bir yemek sözü vardı bana. Kıymalı patates yapmış, getirmiş sağ olsun. Yersin değil mi? Afiyet olsun usta.
Ben hallettim o işi. Aa, olur mu canım öyle şey? Ben bir tabak getireyim, yersin bir lokma. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Aşk olsun usta. Sana gelmem için illa kötü bir şey mi olması gerekiyor? Öğleden sonra izinliydim. Kalktım geldim. Rahatsız ettiysem gideyim. Alınma canım hemen. Lafın gelişi söyledim. Çiftlikte işler nasıl gidiyor? Delirtebildin mi bari Güllü'yü? Maşallah senin de her şeyden haberin var Pakize. Ne sandıydın? Var tabii ki. Birbirimizi yiyoruz işte. Bakalım kim önce delirirse. Usta, bununla ilgili bir özlü sözün yok mu? Aç ayı oynamaz. Ya yemeğimizi yiyelim önce ya. Allah Allah. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Muzaloğlu'nun parası yemek de pek güzel oluyor be. Oğlanın üstüne fazla var mı Hamza? Niye ben mi? Eşeğe binmek bir ayıpsa inmek iki ayıp. Hem hazır açığını yakalamışken şimdi üstüne varmayacağım da ne zaman varacağım ha? Lan oğlum, her zati dayısından sebep baştan aşağı kin olmuş. Burasına gelir acısını senden çıkarır alimallah. Zaten sağ kalsa kızımızın üstüne oturak hep. Allah aklı bir tek sağ vermiş değil mi reçten? Estağfurullah. Estağfurullahsa dinle. Aha şuraya yazıyorum. Güllü Kemal'i bilerek çiftliğe aldırdı. Çüş. Ya çüş. Yarın bugün Muzaffer'e nallara diktirip malın mülkün üstüne konacaklar hepsi. Değil mi lan baba söyle yanlış mıyım? Benim de sabrım taşmaya başladı Reşit. Bari sen buna uyma kurban. Uymayayım ama yarın bugün Kemal Güllü'yü kaçıracak diyordun kopuyor. Yalan de. Eskiden yapmadı işte. Siz baba oğul manyamışsınız be. Kaçsalardı şimdiye kadar 50 kere kaçarlardı. Ben ortaya laf olsun diye konuşmam efendiler. Madem benim akıllarımı beğenmiyorsunuz buyurun. Baba oğul bu meselenin üstesinden siz gelin. Nasıl gelecekseniz. Cehenneme kadar yolum var lan. Hafız. Benim burama kadar geldi kardeşim ya. O sürmeli eşek Allah'ın günü benden avant alıyor ya. Yemin ediyorum ne yapacağım bilmiyorum ha. Ya söyle dayına geçsin. Ne söyleyeyim Hafız? Nasıl söyleyeyim ha? Ya dayı ben bu fabrikada çalışıyorum desen Muzaffer Bey çekip seni vuracak değil ya. Ben vurmasında değilim Hafız. Döndüm dolandım yine dayımın eline muhtaç oldum ya. O bana çok koyuyor Hafız. Çok. Ama yok. Yarın öbür gün kendime iş bulacağım. Yemin ediyorum. Dayına muhtaç oldum diye üzülme. Daha önce de söyledim sana. Annenden dolayı tarlada, dapanda, fabrikada, çiftlikte senin de hakkın var. Zinhar bunu unutma. Sağ olasın. Hadi buyurun, sofra hazır. Afiyet olsun. Ben artık gideyim Neyze.
Aa, yemek yemeden nereye? Tarlada ırgat gibi çalıştırıp aç aç eve gönderir miyim ben seni? Hadi hadi. Allah ne verdiyse yeriz. Bol koy Kemal'ime. Acıkmıştır. Kemal beni andı herhal. O da şu sofrada olsaydı. Hepimiz beraber olsaydık. Yesek, içseydik. Güzel olmaz mıydı? Olurdu elbet. Olmaz mı? Kemal abinin keyfi, sağlığı yerindedir dese. Sen şimdi onu düşünüp tasa etme. Yok. Vallahi etmiyorum. O Güllü denen çıyan karıdan kurtuldu ya. Yeter bana. Fars'ın ekmeğini kazanmak için uzakta olsun. Sittin sene Kozan'da kalacak değil ya. Döner gelir elbet. İyi geceler çocuk. Kemal, gene gel hele. Gelirim usta. Bakarsın ben de yemek yapıp getiririm sana. Hadi bakalım. İyi geceler usta. Yarın fabrikada görüşürüz. İyi geceler. Kemal. Efendim? Bak bütün bunlar belki oyun gibi geliyordur sana ama... çiftlikte çalışarak Güllü'yü çok zor durumda bırakıyorsun. Unutma, değil mi? İyi geceler. Sana da. İtihan, çomağı hazırla. Ne okuyorum lan? Dedik ya baba, Kemal'den başka mi var bizim bildiğimiz? Şşş, beri bak hele. Gece vakti belanı arama Hamza. Bas git işine. Asıl sen çiftlikten bas git lan. Ağzının payını almadın mı? Hala ne dolanıp duruyorsun Güllü'nün peşinde? Sen kim oluyorsun da benden hesap soruyorsun lan? İkinizi toplasam bir adam etmezsiniz. Ulan ben seni gör... Getireceğim. Uyudu mu? Meryem Dezze'yi ne yapacağız Yılmaz abi? Kemal abinin çiftlikte çalıştığını nasıl söyleyeceğiz? Söylemeyeceğiz. Ama ya kendi öğrenirse? Sonra çok kızar bize söylemedik diye. Biz söylemezsek nereden öğrenecek? Sen sakın ağzından kaçırma, tamam mı? Kaçırmam.
Ben gideyim. Geç oldu. Yarın Meryem Dezde ile hastaneye gideceğiz. Gelip kimseyi bulamazsam merak etme. Hastaneye mi? Ne oldu ki? Bacaklarım ağrıyor diyor. Doktora görünecekmiş. Hastaneye kadar o yolu nasıl yürüyecek? Ben yarın bir kerusa bulur gelirim. Beraber gideriz. Olur Yılmaz abi. Hadi selametle. İyi geceler. Evet Selami Bey. Ayarlayabilirsek çok sevinirim. Güzel bir aşk filmi olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Günaydın abi. Günaydın. Niye kalktın sen? Söyleseydin kahvaltını yatağına getirselerdi. Yeterince yattım zaten. Hem seninle kahvaltı yapmak istiyorum. Hadi gel. Yavaş. Üstünüzden kamyon geçmiş gibi. Ya dün kafamız kıyak vaziyette Giritli'den dönüyorduk. Sonra önümüze çukur çıktı göremedik. Oh. Oh. Ne çukurmuş o be. Allah senden razı olsun Hafız. Doktor moktor alt etmiş senin yanında. Oğlum kıpırdama. Hafız. Sen bunu iş edinsen aç kalmazsın. Sahi mi söylüyorlar? Tabii. Onca koca karı ortada doktor doktor gezip belim ağrıyor, kıçım ağrıyor diye dolanıp duruyor. Bardağına 10 kuruş alsana. Bardağına 10 kuruş, 10 taneye 1 lira, 50 tane 5 lira. Fena mı? Öp de başına koy bu zamanda. Anam! Anam! Kıpraçma dedim. Söylesene hemşire. Teşekkür ederim. Muzaffer. Hani bana araba kullanmayı öğretecektin? Bugün işlerim var, öğretemem. Senin de hep işin var. Senin yüzünden öğrenemeyeceğim ben bu şoförlüğü. Kemal'le çalışsanıza. 2-3 saatte öğretirsene. Anlaşıldı. Senden hayır yok bana besbelli. Ha, bu arada unutmadan tahsih davası sonuçlandı. Artık adın resmen Serap. Gerçekten mi? İşte bu da hüviyet. Evet. Ben fabrikaya gidiyorum. Akşam görüşürüz. Güle güle canım. Afiyet olsun. Güle güle abi. Serap Dinç Aslan. Muzaffer'cimin soyadıyla da pek bir güzel durdu adım. Halide yapsaydın keşke. O zaman yerime geçmen daha kolay olurdu. Sen kıskançlıktan geberme diye yapmadım. Öyle mi? Öyle. Çünkü şoförümü bile kıskanıyorsun benden. Duydum doktorun dediklerini Meryem teyze.
Romatizma başlamış sende. Öyle artık ayakta çok dolanmak yok ha. Ben dolandırır mıyım hiç Dezzem Yılmaz abi? Her bir işini yaparım. Merak etme sen. Bir oğlum gurbete gitti ama Allah da bana sizi verdi. İkiniz de çok yaşayın emmi. Hep beraber Meryem teyze. Emme oğlum. Gel emme. Sonunda elime düştünüz ha Güllü Hanım. Güllü değil, Serap. Bak, buna kapı gibi hüviyet derler. Serap benim adım artık bundan sonra. Serap hanımefendi diyeceksin bana. Demek sonunda muradına erdin. Uzatma, tamam. Evet, şimdi ne yapacağım? Şu kontağı çevir, düğmeye bas, motoru çalıştır. Kontak hangisi? Şu anahtar. Tamam, marşı yakacaksın. Şimdi debriyaja bas, vitesi bir at. Debriyaj ne? Debriyaj değil, debriyaj. Adını Serap yaptın ama kafa hala eski kafa. Bana bak, öğretecek misin, öğretmeyecek misin? Seni Muzaffer'e şikayet ederim ha. Çok da umurumdaydı. Nerede o dediğin debriyaj? Soldaki. Tamam, bastım. İyi. Vitesi at şimdi. Şu uzun sopa gibi olan şey mi? Evet. Nereye atayım? Camdan dışarı. Allah'ım esabirin ya. Biri atacaksın bak. Böyle. Tamam. Şimdi sağ ayağını şu gaz pedalına koy. Debriyajdaki ayağını yavaş yavaş kaldırırken diğeriyle de yavaş yavaş gaz ver. Durdu bu. E durur tabii. Ben sana demedim mi debriyajdaki ayağını yavaş yavaş kaldır diye? Çevir kontağı şimdi tekrar. Tamam. Vites boşta mı? Ne bileyim ben. Tamam, yeter. Çek elini. Fazla labale olma. Elim elime değdi diye bakıyorum da yaprak gibi titriyorsun. Hiç de bile. Araba sürüyorum diye heyecanlandım ben. Gidiyor. Hadi kabul et. Seviyorsun beni hala değil mi? Ağzını topla. Ha, evli bir, barklı bir kadınla konuştuğunu unuttun herhalde. Bırak şimdi lafı dolandırmayı. Seviyor musun, sevmiyor musun? Onu söyle. Hayır, sevmiyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır, sevmiyorum. Yalan söylüyorsun dedin. Hayır, senin neyini seveceğim ve hatta nefret ediyorum ben senden. Frene bas. Ha? Frene bas. Hangisi? Ortadaki. Hangisi? Ortadaki, çarpacaksın. Bas frene. Gülbe dur. Bırak beni. Özür dilerim Gülbe. İstediğin bu değil mi? Ha? Benim canımı acıtmak. Aferin, başardın işte. Hayır. Sana acı çektirmek falan istemiyorum. Senin ağladığını bile görmeye dayanamıyorum ben. Seviyorum ben seni Güllü. Hem de çok seviyorum. Niye anlamıyorsun bunu? Bırak beni. Seni mutlu görmekten başka hayalim yok benim bu dünyada. Zaten mutluyum ben. Ama sen izin vermiyorsun buna. Hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun. Gerçekten mutlu olduğuna inansam bir dakika durmam yanında. Muzaffer'i sevdiğini, onunla mutlu olduğunu gördüğüm an çeker giderim. Göreceksin o zaman. Madem kendine eziyet etmek istiyorsun, sen bilirsin.
Dikkatli olun, yavaş. Şöyle masanın üstüne koyun. Bayağı zahmetli bir işmiş. Çok teşekkür ederiz Selami Bey. Bu ilinizi unutmayacağım. Aman efendim, ne demek? Salonda kullanmıyorduk zaten bu makineyi. Yeter ki sizin işiniz görülsün. Akşama eğlence var Seyyare abla, eğlence. Bu ne şimdi kız? Bu herifler bu bezi niye yarıyorlar? Aman anlamadın mı ablayı ya? Bu şey işte, sinema şeysi. Muzaffer Bey sinema seyrettirecek bize. Sinema mı? Gülizar. Biraz daha. Bu tarafa çek. Biraz daha. Çek, çek. Halide odasında değil mi? Evet. Buradaki hazırlıklar bitmeden aşağı inmesin. Olmadı sen odasında tutmanın bir yolunu bul. Zaten uyuyor, merak etmeyin. Ben şimdi yanına çıkarım. İyi. Muzaffer? Bu ne? Sürpriz. Ne sürprizi? Akşama görürsün. Yatağını serdim teyze. Uzan istersen azıcık ha. Siz biliyordunuz değil mi? Oğlum iş buldu. O çıyan kızdan uzakta diye sevinirken... meğer o bana yalan söylemiş. Muzaffer'in boynuzu olmuş meğer. Ama ben oğlumu o çıyanın yanında bırakmam. Tutup kolundan getireceğim buraya. Nah. Şu kadarcık analık hakkın varsa dinler de peşimden gelir. Ana dur hele, dur, 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 dur hele, dur. Muzaffer'in hiçbir şeyden haberi yok. Sen gidip anlatırsan Kemal'in düşeceği vaziyeti düşün bir. Vaziyeti mi kalmış bunun? O soyka karısı oğlumu parmağına dolamış oynuyor. Bilsin Muzaffer, bilsin de gebertsin o karıyı. Muzaffer'i tanımıyorsun. Karısının kabahatini görmez. Çeker Kemal'i vurur. Mahkemede yalancı şahit tutar. Canıma kastetmek istedi der. Ben vurmadım, yanaşmalarımdan biri vurdu der. Derha der, derha der, sıyrılır çıkar işin içinden. Göz göre göre oğlunu mezara mı göndereceksin ana? Yapma teyze. Güllü yüzünden Kemal abiye bir fenalık gelmesin. Elini ayağını öpeyim. Heyecanlıyım. Bayılırım ben sinema izlemeye. Lara Turner'a filmi mi bu? Casablanca. Ha, güzel mi bari? Kimler oynuyor? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Ha, iyiymiş. Lara Turner yok yani. Bu filmi de seveceğinize eminim. Çok güzel bir aşk hikayesi. Evli bir kadının eski sevgilisiyle kocası arasında kalmasını anlatıyor. Ha. Aşk varsa severim. Evet. Ne bekliyorsunuz? Hadi oturun bakalım. Aa. Abi bu ne böyle? Babamın bizi ailecek yazlık sinemaya götürdüğü günleri hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım hiç? Sana sürpriz yapmak istedim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hadi.
Hadi başlat Selam Bey. Askerler girdiği zaman ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bütün dünya kaynarken aşık olacak zaman mıydı? Evet, zamanlama çok kötü. Söylesene, 10 yıl önce ne? 10 yıl önce. İşlerim gibi. Muzaffer Bey! Muzaffer Bey! Sana diyeceklerim var Muzaffer Bey.